cause you're out of saving grace. Evet, Edirne Kapı surlarının önündeyiz. Edirne Kapı'nın eski ismi Porta Polyandrum. İstanbul fethinin en şiddetli çarpışmaları buradan gerçekleşmiş. İstanbul surları hakkında kısaca bilgi verelim. İstanbul surları ilk olarak M.Ö. 657 yılında yapılmış. İlk surlar bugünkü Sarayburnu ile Marmara Denizi'ni çevreliyormuş. Daha sonrasında ise Büyük Konstantin zamanında Haliç'te surları çevrilmiş. Ve en sonrasında ise İmparator 2. Theodosius zamanında surlar Ayvansaray'dan başlayıp İrikule'ye kadar bütün yarımadayı çevreleyecek hale gelmiş. İstanbul surlarının uzunluğu o zamanlar toplamda 22 kilometreymiş. Şimdi bir kısmını göremiyoruz. Yine 300 adet kulesi ve 50 adet kapısı varmış. Bu kapıların da bir kısmı zaman içerisinde gerek doğal afetlerden dolayı gerekse yol genişletme çalışmalarından dolayı kaybolmuş. Surların boyu yaklaşık 15 metre. Sur duvarlarının kalınlığı ise yaklaşık 5-6 metre. İstanbul'un fethinin en şiddetli çarpışmaları bu bölgede gerçekleşmiş. Burada Edirne Kapı'da ve bugün bizim Topkapı diye adlandırdığımız az ilerideki Romanos Kapısı civarında gerçekleşmiş. Bugün tam olarak göremiyoruz ama o zamanlar surlar 3 katmanlıymış. Yani dış sur arasında 15 metre derinliğinde bir hendek ve iç sur şeklindeymiş. Yani fethetmesi hakikaten zor. İstanbul'un fethi 5 Nisan'da başlamış. 5 Nisan 1453'te ve 29 Mayıs 1453'te tamamlanmış. 53 günlük aslında uzun süren bir kuşatma olmuş. Surların düşmesinde iki büyük etken var. Birincisi Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu top batarya sistemi. Çeşitli kalibrelerdeki topları bir araya getirerek batarya oluşturmuş. Ve şahi toplarla daha küçük kalibredeki topları harmanlayıp bir batarya gerçekleştirmiş. Ve surları bu şekilde zayıflatmış. Atış gücünün en önemli unsuru olan şahi toplar ise 600 kiloluk top mermisi atıyormuş ve surların zayıflatılmasında büyük rol oynamış. Ama en son aşamada surları gerçek düşüren etmen top atışları değil, alttan kazılan lağım sistemiymiş. Özellikle ilerideki Ayvansaray ve Eğrikapı civarında bu kazılar gerçekleştirilmiş. Ama Bizans askerleri bu kazıları fark ediyormuş. Yöntemi de şu şekilde. Yere bir adet su dolu kova koyuyorlarmış. Suyun titreşimine göre orada bir kazı çalışması olduğunu anlıyorlarmış. Hemen müdahale ediyorlarmış ama Topkapı civarındaki çalışmaları fark edememişler ve 29 Mayıs öncesi, yani son aşama öncesi lağımın patlamasıyla beraber, oradaki tünelin patlamasıyla beraber surlar çökmüş ve Osmanlı ordusu şehre giriş yapmış.